Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden yeni bir güne retaltinizde. İlk yarım saatlik dilimi devirdik. Hatay ve bölgeye dair gelişmelere baktık. Yerel ve ulusal gazeteleri aktardık, paylaştık. İkinci yarıda ne yapacağız? Her cuma yaptığımız gibi bugün de diyetisyen Müge Çakırkaya'yla birlikte olacağız. Yine farklı bir başlık. Ne konuşacağımızı ben de bilmiyorum. Dönelim hemen başlayalım o halde. Efendim günaydınlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne var gündemde? Ne konuşacağız bugün için? Neyle başlayacağız? Bugün Antakya'nın en sevdiği şeyden bahsedeceğiz. Tandır ekmeğinden bahsedeceğiz. Tandır ekmeği. Evet. Başlayalım o halde tandır ekmeğinden. Nasıl yememiz gerektiğini mi anlatacağız? Nasıl pişirmemiz gerektiğini mi anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Bugün biraz genel olarak alacağım konuyu aslında. Önce tandır ekmeğinin kültürümüzdeki yerinden bahsedeceğim biraz. Yöresel bir ekmek zaten oluyor. Ondan biraz bahsedeceğim. Ne kadar sıklıkla tükettiğimizden, kültürümüzdeki yerinden. Daha sonra bu ekmeği kaybetmemek için ve sağlığımızı da bozmamak adına bu ekmeği nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğim. O yüzden güzel bir konu olacağını düşünüyorum. Biraz yöresel bir konu olacak. Şimdi o zaman sabah sabah hayal ederek konuşalım tandır ekmeğini iyi olmuşçasına. Tamam başlayalım o halde. Ne geniş bir yere sahip. Dediğiniz gibi Hatay mutfağında öyle ki son zamanlarda son yıllarda özellikle yol kenarlarındaki tandırlarda da biz fazlasıyla rastlıyoruz. Evet. Hafta sonu gezilerinde hiç dışarıya çıkasımız yoksa bile sırf o tandır ekmeğini ya da tandırdaki katıklı ekmeği yiyebilmek için de kilometrelerce yol yapar olduk. Turizmde bile bir atlama bir oldu önemli, yani. Önemli bir yere sahip oldu. Buyurun. Devam edelim. Mikrofon düştü, sıkıntı yok. Ne söyleyeceğiz turizmdeki bu yerle ilgili? Şimdi öncelikle tandır ekmeğinden bahsedeceğim. Şimdi tandır ekmeği bizim soframızda altın değerinde aslında. Herkes her şeyi unutabilir ama ekmek ve su asla unutulmaz diye biliyorum ben. Ekmeği hiçbirimiz unutamıyoruz. Hepimizin gözü ekmek arıyor. Yemek yiyeceğimiz zaman ilk elimiz ekmeğe gidiyor. Çünkü kombin yapacağımız zaman ekmekle kombin yapabiliyoruz. Yani bir yemek tüketeceğimiz zaman önce ekmeği elimize alıyoruz, sonra o ekmeği bir yemekle bütünleştirip o şekilde tüketebiliyoruz. O yüzden ekmek çok unutulmuyor sofralarda. Altın yemek olarak ya da altın değerinde olmazsa, bir... Olmazsa olmaz sofralarda ekmek olmazsa olmaz yani. Kesinlikle. O yüzden ondan biraz bahsedeceğim. Şimdi ekmek tüketileceği zaman soframızda mutlaka yer alabilir. Yani bu kesinlikle olmaması gereken, yemememiz gereken bir şey değil. Ben bu konuyu seçme nedeninden bahsedeceğim öncelikle. Bu konuyu seçme nedenim... Biz ekmekleri daha kaliteli ekmek tüketmek adına market ekmeklerini biraz kaymış durumdayız. Yani paketli ekmekleri tüketmeyi daha çok tercih ediyoruz. Çünkü normal tandır ekmeği tükettiğimiz zaman çok doygunluk sağlamazken o ekmekler, marketten aldığımız ekmekle daha kısa sürede doyduğumuz için biraz ekmekte yön değiştirme gibi durumlar olabiliyor. Son günlerde ona mı kayıyoruz son zamanlarda? Evet, market son zamanlarda kesinlikle öyle. Şimdi paketli ürünlerin tüketimini elimizden geldiğince az kullanmayı hedeflediğimiz için ben biraz ekmekten bahsetmek istedim. Yani o nedenle bugün ekmek konusunu seçtim. Peki biz tandır ekmeğini nasıl ki daha doygun bir hale getirebiliriz? Nasıl doyurucu bir hale getirebiliriz? Biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi marketten aldığımız bir ekmek tam tahıllı, çavdar unlu yapılmış ekmekler oluyor genellikle. Ve o ekmekler gerçekten lezzetli olabiliyor. Yani o ekmeği tüketen kişiler zaten o lezzete alışık olduğu için tandır ekmeğini zenginleştirdiğimiz zaman o lezzeti çok aramayacak aslında. Eski tandır ekmeğinin lezzetini tamamen aramayacak. Şimdi burada şöyle bir soru oluşabilir aklınıza. Şimdi ben tandır ekmeğine alıştım, tandır ekmeği tüketiyorum. Peki zenginleştireceğim zaman ya da bu ekmeğin yapısını birazcık bozduğum zaman o lezzeti, o aromayı tamamen kaybedecek miyim? Tabii ki birazcık kayıp olacak. Yani birebir aynı olmayacak. Çünkü içindeki malzemeler biraz değişecek. Ama tandır ekmeği tamamen özelliğini kaybetmiş olmayacak. Biraz zenginleşmiş olacak sadece. Bugün ne yapacağız? Orayı da detaylandıracağız ya, zenginleşmek şimdi için. Şimdi tandır ekmeği yaptığınız zaman birçok insan artık ekmeğini kendi, yani her zaman öyleydi, kendi yapıyor. Kendi yapmadığı halde eğer ki kendi evinde tüketmiyorsa, az önce dediğiniz gibi birçok tandır ekmek yapan tandırlar var. Oralara sipariş vererek, evlerine sipariş verip o şekilde ekmeğini muhafaza edip ya da taze tüketmeyi tercih ediyor. Bu doğru bir yöntem. Yani tandır ekmeği tüketimini şöyle değiştireceğiz. Tüketilen, yani ekmek yapılırken kullanılan hamurun ununu, yani unu değiştireceğiz. Normalde kepekli un ya da beyaz unla yapılıyor ekmekler. Biz bu Antakya buğdayı da yapılıyor. Bu buğdayı birazcık renklendireceğiz.
Yani içerisine yulaf unu veya çavdar unu eklersek bu daha kaliteli bir ekmek haline gelmiş olacak. Peki bizim buğdayımız var, biz neden çavdar unu ya da neden yulaf unu kullanalım gibi bir soru işareti oluşabilir kafamızda. Şu açıdan kullanıyoruz. Şimdi bizim buğdayımız evet kaliteli ama buğday sürekli deformasyona uğruyor. Yani farklılaşıyor ve bizim Antakya'daki buğdayın çok doyurucu olduğunu düşünmüyorum. Biz bir dilim ekmek tükettiğimiz zaman tandır ekmeğinin 1/4 hatta yani şöyle söyleyeyim 1/4 2 dilim ekmeğe tekabül ediyor. Hı hı. Un olarak değerlendiriyoruz değişimleri. Yani 1/8 normal 1 dilim tost ekmeğine tekabül ediyor. Aslında baktığınız zaman çok dengelebilecek bir miktar değil gibi görünüyor kıyasladığımız zaman ama dengeliyor. Yani 1/8 dilim ekmek tükettiğiniz zaman, ekmeği 8 parçaya bölüp bir parçasını tükettiğiniz zaman marketten aldığınız bir dilim ekmeğe tekabül ediyor ikisi. Ama doygunluk açısından aynı değil. Peki bu farkı oluşturan şey ne oluyor? Unun kalitesi. Peki burada unun kalitesi olarak adlandırdığımız şey, kriter nedir? Unun posa içeriği, yani besin değerlerinin yüksek olup olmaması. Unun posası yüksek olduğu zaman posa kişiyi tok tutan, midede lif olarak, liften bahsediyorum aslında. Lifi yüksek olduğu için mide doygunluğunu arttıran ve midede hacim kaplayan bir yapı aslında. Bu posayı arttırdığımız zaman ekmeklerde kişi daha çok tok hale geliyor. Yani tükettiği miktar değil, burada tükettiği buğday türü daha ön planda oluyor ve kişi doygunluk sağlamış oluyor tükettiği miktara bağlı kalmadan. Şimdi bu başlık, ben bölmüş olmadım ama bu başlık bir kenara, bir de güvenmeme durumu var aslında. Hı hı. Yani tamam, daha doyurucu, sağlıklı olduğunu söylüyoruz, evet, burada marketten alınan, hı hı, ekmeklerin ama ne olursa olsun tandır ekmeğini tüketecek, ben biliyorum izleyicilerimiz de vardır. Hı hı. Bunun için bir şey, evet, söylemek gerekiyor mu? Peki market ekmeklerinin sağlıklı olabileceğine dair? Şimdi, kesin bir yargıda bulunabiliyor muyuz? Market ekmeklerini ben de bazen öneriyorum danışanlarıma. Açıkçası son zamanlarda, yani büyük şehirlerde çalıştığım, İstanbul'da çalıştığım dönemlerde tandır market ekmeklerini daha çok öneriyordum. Çünkü orada zaten herkes ekmeği marketten alıyor. Hı hı. Market ekmeğinin içeriğini belirleyip o şekilde almalarını istiyordum. Ancak Antakya'da az önce anlattığım kriterlerde tandır ekmeğini bulabilecek kişilere o formda bulmalarını istiyorum. Ama bu forma getiremeyecek kesimde oturan insanlar da olabiliyor. Yani ekmeği tandırdan alamayacak durumda olup her halükarda ekmeğini dışarıdan alan kişiler olabiliyor. O kişilere de etrafımızdaki fırınlarda eğer ki dönem dönem yapılan ekmekler olabiliyor, paket formunda ama bir haftalık süresi ya da 3 günlük süresi olan ekmekler olabiliyor, o formlarda almalarını daha çok tavsiye ediyorum. Yani market ortamında satılan uzun vadeli paketli ürünle paketli ekmekleri ben çok çok önermiyorum. Hı hı. Ama eğer ulaşabileceğimiz tek ekmek formu oysa mecburen kullanmak zorundayız. Antakya'da buna çok maruz kalacak bir insan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ekmeği gidip of anlatacağım formlarda yaratıp fazlaca yaptırıp difrizde saklama şansımız olabiliyor. O yüzden bunun çok zor olacağını düşünmüyorum. Antakya için söylüyorum bunu. Ama diğer büyük şehirler için bu biraz zor oluyor. Yani orada bir tandır bulmak ya da bir fırına gidip tahıllı ekmek bulmak biraz zor olabiliyor. Orada kaçınılmaz o zaman, hı-hı, onu tüketmek. Yani büyük şehirlerde gerçi şöyle bir durum var. Fırınlara gittiğiniz zaman artık çok çeşitli ekmekler bulabiliyorsunuz. Günlük çıkan ekmekler oluyor. Orada insanlar daha çok fırınlardan tercih ediyor bunu. Ama burada tandır ekmeği daha ön planda olduğu için ben açıkçası tandır ekmeğinin üzerine bu kadar vurgu yapıyorum. Yoksa yani büyük şehirlerde fırınlar bu konuda kendini bayağı geliştirmiş durumda. Hı-hı. Yani birçok ekmek bulabiliyorsunuz bir fırına girdiğiniz zaman ve tam tahıllı formda değil, cevizlisten tutun da birçok şeyi katabiliyorlar ekmeklere. Birçok ekmek bulabiliyorsunuz yani. Biraz da formatı değişti aslında ekmeklerin. Hı. Yani önceden sadece bildiğimiz buğdaydan yapılan doyurucu bir şeydi. Evet, bir ekmek. Şu an dediğiniz gibi işte fındıklısı, cevizlisi, evet, aromalısı, yani çeşit çeşit ekmek var günümüzde. Şunu sorayım, sonuçları ne olur? Şöyle bir tabir kullansam, bilinçsiz tandır ekmeği tüketiminin, hı, sonuçları ne? Şimdi sonuçları şöyle olur. Kişi tandır ekmeği tükettiği zaman doygunluğu sağlayamadığı için daha çok tüketme ihtiyacı hissediyor. Daha çok tükettiği için buğday tüketimini arttırmış oluyor. Bu belirli bir zaman sonra bağırsak florasına zarar verebiliyor. Onun dışında kilo artışı sağlıyor. Çünkü biz artık eskisi kadar hareketli bir toplum değiliz. Onun dışında Antakya'daki aslında problem şu.
normal diyetlerde, biz normal bir diyetten bahsedeceğimiz zaman tahılların mutlaka yer almasını istiyoruz. Herhangi bir hastalık olmaması koşuluyla. Biz şuna sığınıyoruz. Diyoruz ki ekmekler mutlaka diyetlerde yer almalı. Tahılı ekmeğe çekiyoruz. Tahıl mutlaka olması gereken cümle diyetlerde ekmek mutlaka bulunmalı cümlesine çekiliyor. Ama tam tersini biliyoruz. Ama bu şöyle değerlendirilmeli. Şimdi diyetlerde tahıl mutlaka yer almalı. Ama kahvaltıda ben tandır ekmeği tükettim. Öğleden sonra oldu, bir çalıştığım yerde ya da bir misafirliğe gittim, kömbe ikram ettiler, onu da tükettim. Öğleden sonra oldu, bir gün oldu, tandır ekmeği, işte, orada katıklı ekmek sunuldu, onu da tükettim. Akşam yemeği oldu, bulgur pilavı yaptım. Şimdi form olarak çok farklı şeyler tükettim. Bir yerde tandır ekmeği tükettim, bir yerde katıklı ekmek tükettim, bir yerde bulgur, bir yerde kömbe tükettim. Ama biz beslenme uzmanı gözüyle baktığımız zaman ben gün boyu sadece buğday yedim. Format farklı sadece. Bu çok yanlış bir beslenme tarzı. Mesela bunu kişilere söylediğimiz zaman, ya ama Müge Hanım ben her şeyi tükettim, yani hiçbiri birbirinden aynı değil ki, tandır ekmeği yemiyorum, ben sadece kahvaltıda yedim gibi düşünüyoruz. Ama işin özüne indiğimiz zaman biz gün boyu ekmek yedik aslında. Yani bizim burada ekmek diye vurguladığımız şey aslında buğday. Ekmek sadece buğdayın bir farklı versiyonu, yani sadece şekil almış hali. Orada vurgulanmak istenen şey buğday tüketimi. Yani o yüzden Antakya gibi bir yerde eğer ki ekmek tüketmeyi tercih ediyorsak, günlük tükettiğimiz un formunda ya da buğday formunda olan besinlerin tüketimine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki dikkat edemiyorsak, ki dikkat etmeme olasılığımız biraz daha yüksek çünkü kültürümüzde yer alan bütün besinler zaten buğday formunda aslında. Eğer bunun tüketimi biraz zor oluyorsa ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmak doğru olacaktır. Şimdi mümkün mü? Mümkün. Hiç ekmek tüketmemek. Mümkün çünkü kahvaltıda ekmek tüketmediniz. Öğleden sonra ister istemez bir yerden size bir şekilde bir karbonhidrat geliyor zaten. Çünkü örnek veriyorum, kaytaz böreği tükettiğiniz zaten içerisinde buğday var. Katıklı ekmek tükettiğiniz içerisinde buğday var. Kısır tükettiniz, bulgur pilavı tükettiniz, içli köfte tükettiniz ya da buna benzer bütün yemekler. Yani bizim kültürümüzdeki her yemeğin içerisinde mutlaka buğday yer alıyor. Yani akşam yemeklerini baz aldığımız zaman çok nadir insanların evinde sebze yemeğinin yanında sadece yoğurt ve ekmek oluyor. Genellikle bulgur pilavı mutlaka oluyor ya da pirinç pilavı mutlaka oluyor. Bu durumlarda ekmeğe çok ihtiyaç aranmamalı, yani bulunmamalı. Ama peki, eğer ki buyurun. Eğer ki kişi sofrasında her gün bu az önce anlattığım besinleri çok bulundurmuyorsa, yok ben bunları çok yapmıyorum, zaten zamanım da yok, çok tüketemiyorum gibi bir durumsa tabii ki ekmek tercih edebilir. Ama hem ekmeği tüketip hem de az önce anlattığım şeyleri çok sıklıkla tüketildiği takdirde kişinin kilo alması kaçınılmaz oluyor zaten. Sabah kahvaltıda tüketip gün içerisindeki öğünlerde ya da akşam yemeğinde biraz daha dikkat etmek de mümkün o zaman. Aslında şöyle, ben tam tersi kahvaltıda tüketilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kahvaltıda zaten yumurta, peynir ve zeytin tüketildiği için orada bir ekmek arayışına ihtiyaç yok aslında. Yani protein değeri yüksek bir kahvaltı olduğu için anlattığım kriterlerde yapıldığı takdirde bir ekmeğe, bir karbonhidratı, yani bir doygunluk sağlamaya çok ihtiyaç yok. Ama sebze tüketilen öğünlerde, sebze tükettiğimiz zamanlarda doygunluk biraz daha az olduğu için orada biraz ekmek tüketilebilir ya da karbonhidrat tüketilebilir. Yani herhangi bir buğday türü tüketilebilir. Hatay için çok zor aslında, yani kahvaltıda ekmek tüketmemek. Şimdi peynir, zeytin biraz daha hani özel olsun, evet. Çökelek, suki vesaire gibi gıdaları ekmeksiz tüketmek bilmiyorum ne kadar mümkün. Eğer ki şöyle, kahvaltıda kesinlikle ekmek olmaması gerekiyor vurgulamadım. Sadece eğer ki tercihimiz olacaksa kahvaltıda olmaması gerekiyor. Aynen. Yoksa tabii ki ben de tercih ediyorum bazı zamanlarda. Eğer ki kahvaltıda o gün tüketiyorsak diğer öğünlerde mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ama yok, ben fedakarlık yapmak istemiyorum, birçok öğünde tüketmek istiyorum gibi bir durum söz konusuysa mutlaka spor yapılması gerekiyor. Ha, birbirini telafi ediyor o zaman. Evet. Şunu yapabiliyor muyuz, kendimizi şımartabiliyor muyuz? Mesela hafta sonları gezintilerine gidip tandır ekmeği tüketebilir miyiz? Tandırda tabii ki tüketilebilir. Hani onlarda bir sıkıntı yok. Benim anlattığım şeyler tamamen her gün birebir aynı uyulması gereken kesin ve aşılamayacak kurallar değil. Esnetilebilir. Haftanın iki günü kahvaltıda ekmek tüketip, haftanın iki günü sebze tükettiğim zaman ekmek tüketip, bir günde öğleden sonra kurabiye tüketebilirim. Bu çok yanlış bir beslenme tarzı değil. Ancak istatistik olarak, yani skalaya vurduğumuz zaman her gün kahvaltıda ekmek tüketilmemesi gerektiği daha doğru olur.
Yeter ki doğru zamanlama ve doğru programlama. Problem kalmaz diyorsun. Şimdi yani ben şöyle söylüyorum danışanlarıma, diyorum ki canınız çok isterse, eğer ki gerçekten çok çok istiyorsanız ve o an doymadığınızı hissediyorsanız bir parça alabilirsiniz. Ama o an doydunuz ve sadece yemek için onu tüketmek istiyorsunuz, çok tercih etmeyin. Yani biraz gereklilik ve ihtiyaç söz konusu aslında. Hı hı. Gülcan Hanım, un fabrikalarında satılan unların içinde mermer tuzu katıldığını duydum ve şok oldum. Fabrikaların denetlenmesi lazım diyor. Var mı böyle? Bu konularda maalesef ciddi problemler var. Gıda sektörü zaten bu anlamda biraz tehlikeli bir sektör. Birçok şey katılabiliyor. Ben geçen gün bir haber okudum. Ona da inanamadım zaten. Nedir? Adana'da yapılan etlerde talaş. Talaş. Evet, sonra çıktı. Gerçi iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı ama mümkün. Yani şey günümüzde maalesef buna benzer, sadece gıda sektöründe değil, birçok problemler görebiliyoruz. Yani hani derler ya, dudakta uçuk çıkartacak olaylara şahit olabiliyoruz. O yüzden ben artık şaşırmıyorum. Yani gıda konusunda kime güveneceğiz çok büyük bir soru işareti. Bu bizi çok aşan bir konu oluyor aslında. Her anlamda, her konuda denetlemeler daha üst seviyelerde yapılmalı. Şimdi ben az önce çavdar unu, yulaf unu eklenmesi gerektiğini söyledim ama burada eminim ki seyircilerin aklında şöyle bir soru işareti olacak. Ben çavdar ununun, doğru olan çavdar ununu nereden bulacağım? Burada farklı yaptırımlar oluyor. Yani bu bizi gerçekten aşan bir konuya giriyor. Her alanda öyle. Yani nereden bulacağız tükettiğimiz peki? Zamanlarda normalde marketlerde satılabiliyor. Eğer ki bilindik, tanıdık un satan yerler olabiliyorsa onlarda da bulunabilir. Bunlar artık çavdar unu ve yulaf unu çok zor bulunan unlar değil. Ya da siz kendiniz çavdarı alıp un haline getirebiliyorsunuz, unu da, yulafı da un haline getirebiliyorsunuz. Ama doğru besini nerede bulabileceğimiz söz konusu biraz sallantılı aslında. Hı hı. Evet, her başlıkta, her kalem bu gıda konusunda sağlıksız üretimler. Alemine, buyurun. Yumurta konusunda da, çok özür dilerim, yumurta konusunda da hani samana bulayıp organik diye satılıyor yumurtalar yani. Yumurtayı? Samana bulayıp şey yapılıyor, satılıyor yani organik diye. Ne oluyor? Rengi mi değişiyor o zaman? Hayır, sadece samanla süslüyorlar. Ortasına yumurtaları dikiyorlar. Sadece bir süslem amacıyla. Anladım. Ama organik diye satılıyor birçok yerde. Marketten al. Biraz dikkatli bakarsan üstüne mührünü bile görebilirsin. Evet. Yani. Maalesef. Alemine Bozkurt, kendi buğdayını üretmek en iyisi demiş. Bugünün şartlarında. İmkanımız varsa çok çok iyi ama toprak da önemli. Buğdayın tohumunu nereden alacağımız da önemli. Evet. Artık tohumumuzu kendimiz bulunduramıyoruz. Aslında bir kısır döngü yani, bir yerden girmek istiyoruz ama. Yani mecbur bırakılıyoruz biraz. Evet. Yani istersek kendi alanımızı oluşturalım, her şeyi kendimiz yapalım. Özünde tohumu Türkiye'den bulamıyoruz. Evet. Nereden alıyoruz? Maalesef. Neler ekleyeceğiz pekala bu başlıkla ilgili olarak? Şimdi çok güzel bir konu aslında bu. Sorular da çok çok güzel. İşte doğru besin nerede bulabilirim? Zaten sağlıklı beslenmeyi biz bu yüzden bu kadar vurgulama nedenimiz bu yüzden. Yani biz doğru besini bile bulamazken, sağlıklı kategorisine değerlendirdiğimiz besinlerin kalitesini bile sorgularken, bizim sağlıksız olarak adlandırdığımız besinlere elimizi bile uzatmamamız gerekiyor. Bir daha alalım mı? Cümle önemli. Hani o yüzden ben bir daha almak istiyorum. Şimdi biz doğru besinleri zaten normalde sağlıklı diye adlandırdığımız besinleri doğal olarak zaten bulamıyoruz. Yani yumurta çok kaliteli bir besin ama bunu bulamıyoruz. Organiğini bulamıyoruz. Bu sağlıklı olarak adlandırdığımız besinleri kalite yönünden kaliteli olarak bulamamamıza rağmen zararlı besinleri kesinlikle elimizi uzatmamalıyız. Çünkü doğru besini zaten bulamıyoruz. Zor yani. Şu an bugün zor, yarın daha da zor olacak. İş daha da zorlaşacak yani. Ne ekleyeceğiz bu tandır ekmeğiyle ilgili olarak, ekmek üretimiyle ilgili olarak belki? Ekmek üretimi, Antakya'da aslında ekmek çok önemli bir yere sahipken ben bunun çok çeşitlendirildiğini ve çok geliştirildiğini düşünmüyorum. Biraz aynı yerde sayıyoruz. Tandır sayılarının artması çok güzel bir adım aslında. Ama keşke ekmeğin kalitesine birazcık yön verilse. Bu bence çok çok güzel şeylere yol açacaktır. Evet, belki tanışmadığı için mi öyle oluyor? Ekmeğin farklı şekilde de yenilebileceğine, tüketilebileceğine dair Hataylıların yani şöyle, tanışmamış olması mı önemli burada? Aslında şöyle, yoksa Antakya kültür mü sadece? Kültürle alakalı, ben öyle düşünüyorum.
değişime çok açık bir toplum değiliz. Yani yenilikleri, böyle değişimleri çok çok biraz zor kabul ediyoruz. O yüzden biraz değişime kapalıyız. Yani değişime kapalı olduğumuz için bu ekmeği farklı formlara koymaktan birazcık çekiniyoruz. Yani insanlar tercih etmez, alınmaz gibi yaklaşımlar ve düşünceler oluyor diye düşünüyorum ama bence düşündüğümüz kadar çekimser değiliz. Bence değişime açık bir toplumuz. Öyle mi? Bence öyleyiz. Çünkü kültürümüz çok geniş. O zaman bir mesaj mı diyelim, bir uyarı mı diyelim, hani ekmeğin de farklı şekillerde kullanılabileceğine dair, o zaman kamera sizin olsun. Son olarak bu çağrıyı alalım sizden. Lütfen tükettiğiniz ekmeklere dikkat edin ve ekmeği çeşitlendirin. Değişime açık bir toplumuz. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Biz nelerin üstesinden geldik. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun yorumlarınız için. Evet sevgili seyirciler, saatlerimiz 9.43'ü gösteriyor. Bugün 20 Aralık Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Bizler ne yaptık? Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Cumartesi ve pazar sizlerle birlikte olamayacağız. Ancak yeni haftanın ilk gününde, önümüzdeki hafta pazartesi sabahı 8.30'u gösterdiğinde saatler aynı adreste, bizler Hatay ve bölgeye dair hafta sonundan hafta başına aktarılması gereken gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun efendim. Hoşçakalın.